Bloomberg KT Haber ortak yayınıyla karşınızdayız. Ben Açıl Sezen değerli bir konu ağırlıyoruz bugün. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Günaydın. Şimdi genel olarak aslında seçim sonrasında neler yaşandı? Ondan bugüne program hangi aşamaya geldi? Bundan sonrasına ilişkin beklentiler neler? Seçim sonrasında dönük de kamuoyunda konuşulan, tartışılan birçok mesele var. Bunların hepsinin üzerine tek tek eğilmeye çalışacağız önümüzdeki yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca. ilk etapta seçim sonrasında ilk göreve geldiğinizde bir rasyonel ekonomi politikalarına geçiş mesajınız vardı. İlk mesajınız. Dolayısıyla daha sonrasında en faiz artırımları, ardından bazı regülasyonların deregüle edilmesi böyle bir süreçle bugüne kadar gelinmiş oldu. Şu anda göreve gelmeden önceki düşündüğünüz o rasyonel politikanın hangi aşamasındasınız? Teşekkür ediyorum. Evet, e, biz kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, öngörülebilirliği artıran bir program çerçevesi ortaya koyduk, hatırlarsanız. Programı geçen sene Eylül ayında kamuoyuyla paylaştık. Ama fiilen uygulama aslında, daha erken başladı. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde fiili uygulama aslında başlamıştı. Şimdi bizim şu anda uygulamakta olduğumuz program 3 yıllık bir program. Neden 3 yıllık? Çünkü orta vadeli program perspektifi 3 yıllık ama onun ötesinde e, yakında bir çalışma yayınlandı. Yani geçen sene. Yaklaşık 100 tane şoka bakıyorlar. Bu yüz şokun ortalama şok öncesine dönüş için e, evreleri incelediler, başarı başarısızlıklarına baktılar ve ortalama şok öncesine dönüş başarılı programlarda 3.4 yıl alıyor sonucuna ulaştılar. Bu genel bir şey. 56 ülkede 100 tane enflasyon şoku. Şimdi bizim programın 3 tane temel hedefi var. Bir iki tane de geçici hedefi var. Bir tane de çok kalıcı bir hedefi var. Resim çizmek açısından söyleyeyim. Bizim en öncelikli hedefimiz bu programın özü enflasyonu tek haneye indirmektir. Yani fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonu ideal olarak daha sonrasında düşük tek haneye indirmek. Fiyat istikrarı enflasyonun yüzde 1 ile 3 arası bir noktada. Kalıcı olarak tutulması. Şimdi fiyat istikrarından çok uzağız ama hedefimiz bu. Bunun için kademeli bir program anlayışı elimsedik. Birinci hedefimiz yani programın özü dezenflasyondur. Enflasyonun tek hane indirmesidir. Fiyat istikrarının sağlanmasıdır. İkinci hedefimiz bunu destekleyecek nitelikte tabii ki bir mali disiplini yeniden tesis edilmesidir aslında mali disiplin son 20 yıla baktığınız zaman Türkiye'nin performansı iyi. Bütçe performansı iyi. Ama geçen sene ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketi nedeniyle geçici olarak bütçe açığı çok arttı. Bütçe açığının deprem harcamaları dahil gelecek seneden itibaren %3'ün altına çekilmesi ana hedeflerimizden bir tanesidir. Deprem harcamaları dahil. 2025'ten itibaren. Borcun da milli gelire oranını kalıcı bir şekilde yüzde 40'ın altında tutmak diğer bir hedefimiz. Dikkat ederseniz kurala dayalı dedik. Ee, ve kurallar çok net. Diğer bir önemli hedefimiz olmazsa olmazımız cari açığı uygulayacağımız politikalarla kalıcı bir şekilde milli gelire oran olarak yüzde iki altına çekmek. Yani sürdürülebilir bir cari açık, daha sürdürülebilir bir cari açık. Ve bu çerçevede bir taraftan dış borcun milli gelire oranını aşağı çekmek, bir taraftan da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu rezerv birikimini kalıcı bir şekilde sağlamak. Bu da bizim üçüncü hedefimiz. Dolayısıyla birinci hedef fiyat istikrarı, ikinci hedef mali disiplin, üçüncü hedefte sürdürülebilir cari açık. Şimdi bu yolculukta İki unsur daha ön plana çıkıyor. Bir tanesi bu hedeflere ulaşmada bizim için ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış stratejimiz var. Bir diğer hedefimiz özellikle makrofinansal istikrarın pekiştirilmesi açısından ihtiyaç duyduğumuz rezerv birikimidir. Kur korumalıdan çıkış tabii nihai olarak tamamen tam bir çıkış öngörüyoruz ama kademeli bir çıkış öngörüyoruz piyasaları bozmadan. Rezerv konusuna gelince, orada da aslında çok somut bir e, hani hedeften çok bir kurala dayalı yani bir yıl vadeli ve daha kısa vadeli bir yıl ve daha kısa vadeli borcumuz kadar ideal olarak bir rezerv düzeyine ulaşmak istiyoruz. O bizim idealimiz. Şimdi bütün bunları kalıcı hale getirecek yani fiyat istikrarını kalıcı hale getirecek, mali disiplini kalıcı hale getirecek ve sürdürülebilir diş açığı kalıcı hale getirebilecek bir de yapsal reform gündemimiz var. Dolayısıyla programın özü bu. Peki sizin sorunuzun iki, ikinci kısmı vardı. Dediniz ki e, hangi aşamadayız? Yani arzuladığınız sonuçları elde ettiniz mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Program çalışıyor. Yani bizim bazı alanlarda ön gördüğümüzden çok daha güçlü bir şekilde çalışıyor. Nerelerde daha güçlü çalışıyor? Geleceğim. Çok sevindirici. E, detayları vereceğim size. Şimdi birincisi bizim için önemli olan içeride ve dışarıda bütün kesimlerin ama özellikle de tabii ki takdir edersiniz ki piyasa aktörlerinin önce bu programa inanmasıdır. Şimdi bunu risk priminde özetlendiği kanısındayım. Türkiye'nin risk primi 600-700 bandından yaklaşık 300 civarına indi. Şimdi bu önemli. Neden? Çünkü bu Türkiye'nin dış kaynağı çok daha makul maliyetlerle erişmesinin önünü açtı. Şimdi belki şunu diyebilirler. Efendim işte bu dönemde bütün gelişmekte olan ülkelerin risk primi bir miktar düştü. Şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin Ağustos'a kadar risk primi veya getiri farkı, yani spread diyoruz biz buna, gelişmekte olan ülkelerin çok üzerindeydi. Ağustos'tan itibaren kalıcı bir şekilde gelişmekte olan ülkelerden çok daha elverişli, çok daha düşük farklarla, spreadlerle Türkiye uluslararası finansmana erişimi sağladı. Bunu değerli buluyorum. Çünkü risk priminin 700 civarından 300'e inmiş olması bence piyasanın bu programa inandığını gösterir. Şimdi diğer ikinci bir konu İnanmak ayrı bir şey. Onunla amel etmek ayrı bir şey. Peki Türkiye'ye finansman girişi var mı? Yani bu programı satın alıyor mu? Ona göre de parasını buna yatırıyor mu? Bakın geçen senenin ilk 5 ayında net portfolyo çıkışı Türkiye'den 2.9 milyar dolar. Türkiye net çıkış yaşamış. Haziran Aralık döneminde ise 11.4 milyar dolar net portföy girişi var. O dönemde reel sektör için, altyapı için proje kredi girişi Türkiye'ye 8.8 milyar dolar. Bu kalıcı uzun vadeli para. Türkiye geçen sene uluslararası piyasalardan bu tahvil ihracıyla 10 milyar dolar borçlandı. Ama yüksek faizlerle borçlandı. Şimdi faizler ciddi bir şekilde aşağı indi devam edeyim müsaade ederseniz. Yani programın önce bir piyasa boyutunu tabii değerlendirdik. Şimdi Türkiye'de rezervler mayıs ayı itibariyle geçen sene 98,5 milyar dolara inmişti. Şu anda rezervlerimiz 130 milyar doların üzerinde. 130 milyar dolar son haftalarda bir miktar tabii ki geriledi. Fakat döviz dönüşümlü mevduatı da dikkate alırsanız aslında rezervlerdeki artış 60 milyar dolar civarındadır. Yani döviz dönüşümlü, biz buna genel anlamda KKM diyoruz ama e, özellikle döviz dönüşümlü mevduattaki azalmayı izlerseniz dolar bazında ve rezerv artışıyla birlikte düşünürseniz 60 milyar dolar ve üzerinde bir rezerv artışı var ki bir ülke için gerçekten bu kadar kısa bir dönemde bu kadar güçlü bir dönüş çok nadirdi. Mesela programın hani neresi çok daha iyi çalıştı diye sorarsanız bu boyutu çok iyi çalıştı. Güven boyutu çok iyi çalıştı. Yani risk primi de aynı şekilde. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bankalarımız geçen sene Ocak-Mayıs döneminde 100 dolar borç öderken 96 dolar bulabiliyorlardı. Yani rollover rasyosu 196 idi. 65'lere düştüğü dönem oldu. Şu anda şu anda rollover rasyosu %138'lere çıktı. Yani bankalarımız 100 dolar borç öderken küresel piyasalardan daha ucuza 138 dolar bulabiliyorlar. Şimdi <laughs> reel sektöre pardon <laughs> gelelim. Reel sektöre geldiğimizde geçen sene Ocak Mayıs döneminde reel sektör firmaları 100 dolar borç ödediklerinde 73 dolar bulabiliyorlardı. Rollover rasyosu %73. Şimdi 123 dolar bulabiliyorlar. Yani 100 dolar borç ödediklerinde 100 ve daha ucuza. Bakın geçen isim vermeyeceğim. Bir bankamız çok uzun vadeli sermaye benzeri kaynağı 7 yıldır ilk kez küresel piyasalardan ve çok cazip spreadlerle bulabildi. Bunların hepsi aslında Programa olan güveni gösteriyor. Programın çalıştığını gösteriyor. Devam edeyim müsaade ederseniz. Şimdi bizim için özellikle uzun vadeli perspektif daha değerli. Tabii bunlar kısa vadeli piyasa gelişmeleri. Şimdi biz dedik ki ekonomide yeniden dengelenme, yani iç talebin ılımlı hale geldiği, dış talebin büyümeyi aşağı çekmekten çıktığı, büyümeyi destekleyeceği noktaya geldiği, yani net anlamda net ihracatın bir yapı istiyoruz dedik. Çünkü böyle bir ekonomide, büyümede dengelenme, büyümenin kompozisyonunda bu türden bir değişiklik enflasyonu aşağı çekmemizi ve cari açığı kalıcı bir şekilde aşağı çekmemizi sağlayacak temel koşuldur. Şimdi bakın rakamları vereyim ben size. 2023'ün ikinci çeyreğinde Toplam yurt içi talebin yani net e, büyümeye katkısı 10.2 puan, ama net ihracatın etkisi eksi 6.3 puan. Üçüncü çeyrekte başlıyor düzelmeye. İç talep 8.6'ya katkı olarak düşüyor, hala çok yüksek. Net ihracatın etkisi eksi 6.3'ten eksi 2.6'ya düşüyor. Bakın. Bir şey daha söyleyeyim. Dördüncü çeyreğe gelelim. Dördüncü çeyrekte bu 2023 yılı dördüncü çeyrek yine yurt içi toplam talebin büyümeye katkısı 4.6 puana iniyor ki son derece program hedeflerimize de uygun. Net ihracatın etkisi eksi 0.6 yani sıfıra yaklaşıyor. İlk çeyrekte bu senenin ilk çeyreğinde elimizde iki aylık rakamlar var. Çok net bir şekilde trend şunu gösteriyor. Net ihracatın etkisi pozitife dönmüştür. Bizim de zaten istediğimiz bu. Net ihracatın etkisi pozitife dönsün. İç talep ılımlı hale gelsin. Ve böylece çıktı açığı, yani enflasyon teknik terimlere girmeyecektim ama pardon. Şimdi dolayısıyla e, enflasyonu aşağı çekmenin bütün koşulları şu anda hazırlanıyor, kalıcı bir şekilde. Ve ben şuna inanıyorum. Cari açığa bakalım. Mesela program çalışıyor mu? Bu da bizim için çok değerli. Mayıs ayında 12 aylık cari açık 60 milyar doların üzerine çıkmıştı. Aralık ayında cari açık 45 milyar dolara geriledi. Bakın buradan söylüyorum. İlk iki aylık dış ticaret rakamlarına bakarsak 13.2 milyar dolarlık iyileşme var geçen seneye göre. Cari açık büyük ihtimalle Şubat-Mart aylarında 30-35 milyar dolar aralığına inecek. Bizim yıl sonu hedefimize Şubat ayında şimdi cari açık dramatik bir şekilde Daralıyor. Çünkü bizim program çalışıyor. Çünkü büyümenin kompozisyonunu değiştirdik. Şimdi bunlar değerli şeyler. Yani bir taraftan bir finansal piyasaların fiyatladığı ve gördüğü bir resim var. Bir taraftan da bizim sürekli bir şekilde ana hedefimiz ne? Enflasyonun düşmesi. Şimdi bugün enflasyon rakamı açıklanacak. Biraz sonra gelecek. Bugünkü enflasyon rakamı... Son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ayın enflasyon rakamıyla ilişkisi zayıftır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Onu henüz gösteremiyoruz ay yıllık bazda, ama çok net bir şekilde piyasalar diyor ki biz inanıyoruz, enflasyon düşecek diyor. Ona göre de fiyatlama yapıyorlar. Şimdi isterseniz e, tek tek hızlı soru hızlı cevapla biraz bunların üzerinden geçelim. Enflasyon dediğiniz biraz sonra gelecek. Kabaca 3.8-4 puan civarında bir aylık enflasyon beklentisi var. E, geçen ay 6.7 ardından bir 4 kadar. Fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemlerden gelen baskı da var. Ücret ayarlamalarının etkisi de çok hızlı bir şekilde aylık enflasyon üzerine geçti. Son enflasyon raporunda Merkez Bankası da aylık olarak takip edilecek bir e, tahmin patikasıyla çıktı karşımıza. Dolayısıyla bundan sonraki süreç için işte yıl sonunda 12 aylık hedef olarak baktığımızda %37 civarında piyasa katılımcıları anketinde bir enflasyon beklentisi var. Ee, buraya doğru ulaşmak için özellikle seçim sonrasında ekstra bir sıkılaşma ihtiyacı görüyor musunuz? İç talebi çünkü hala bir miktar canlı görmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bence enflasyonda aylık bazda trendleri incelediğimiz zaman bu seneki Ocak belki kısmen Şubat bilmiyorum çünkü bugün çıkacak ee, trend programla uyumlu bir şekilde bakın özellikle geçen sene Eylül sonrasına bakın aylık enflasyona bakın çok net bir trend var ve trend bizim ortaya koyduğumuz e, hedef patikasıyla bu da %36 %36 orta nokta %30 ile 42 arasında bir belirsizlik bandı var biliyorsunuz. Onunla uyumlu halde gidiyordu. Ocak ayında sizin bahsettiğiniz faktörler nedeniyle bir miktar yüksek çıktı. Çok şey değil, sürpriz olmadı. Şubat'ta da bir miktar onun devamı olabilir ama marttan itibaren tekrar yeni baştan çok net bir trende oturacak ve bu trend bizim dezenflasyon patikamızla yani enflasyonu düşürme patikamızla hedeflerimizle uyumlu hale gelecek. Şimdi yıllık enflasyon ama yüksek kalacak. Ne zamana kadar? Bunu biz başından beri iletişimli kurduk. Merkez Bankamız rakamlarla ortaya koydu. Geçen sene bu vakitlerde şey bu vakitlerde dedim program başladıktan sonraki aylarda biz net olarak şunu söyledik. Önümüzdeki senenin ilk yarısı yani bu senenin 2024'ün ilk yarısı dahi enflasyon yüksek kalacak dedik yıllık bazda. Ve yükselecek dedik. Neden? Çünkü baz etkisi var bir. İkincisi daha önemlisi para politikası gecikmeli olarak çalışır. Bakın para politikası aktarım mekanizmasının yani para politikasının etkili olduğu ülkelerde dahi 12 aylık hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var. Gecikmeli etkisi var. Şimdi dolayısıyla bizde de para politikası gecikmeli olarak çalışacak. Para politikasının enflasyonu çıpalayacak seviyeye gelmesi daha yeni. Dolayısıyla önümüzdeki aylardan iç talepte ılımlı bir seyri net olarak göreceğiz. Bu bir. Şimdi bir diğer sebep dediğim gibi baz etkisi. Geçen sene e, birçok faktör var aynı anda. Bakın 2021'de dolar TL kuru 18'e çıkıyor. 2021 aralığında. Neredeyse 2023'ün ilk çeyreğin sonuna kadar aynı seviyede kalıyor. Biz geldiğimizde kuru serbest bıraktık. Ve dolayısıyla kurdaki düzeltme geçici olarak enflasyon Bunun Onun da etkisi var. Geçen sene Tabii ki gelir politikalarının etkisi var. Geçen sene bir deprem yaşamışız. Deprem Şubat'ta olmuş ama inşaat mevsimi sonradan devreye girmiş ve orada dikkat edin inşaat malzemeleri. Özellikle orada ciddi bir geçen sene yaz aylarında inşaat malzemelerinde çok ciddi bir artış var. Bu sene öyle bir şey olmayacak. Diğer bir faktör daha şunu söyleyeyim. Depremle birlikte Ankara'ya, İstanbul birçok ilimize veya çevre illere vatandaşlarımızın bir kısmı göçmek zorunda kaldı. Ve kiralar arttı. Yani kira artışının bir sürü başka sebebi var ama bir sebep de bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 2024'te geçici olarak 2023'ü besleyen, enflasyonunu besleyen bir sürü faktör ortadan kalkacak. Para politikası çalışacak. Kurda biz reel olarak herhangi bir değersizleşme öngörmüyoruz. Deprem etkisi sistemden çıkacak. Vergilerin etkisi seriden çıkacak. Yani enflasyon serisinden çıkacak. Ve dolayısıyla biz enflasyonun ineceğini düşünüyoruz. Sadece siz bir şey sordunuz. ilave tedbir olacak mı? Şimdi biz para politikası tabii Merkez Bankası'nın uhtesinde. Orada çok değerli arkadaşlarımız var. Benden çok daha birikimli arkadaşlar var. Biz çünkü hep biz bizden daha iyi insanlar gelsin, ekip başarılı Bu ekip işidir. Bu bir. Dolayısıyla onlar işlerini biliyorlar. Benim onlara saygım var. Onlar biz artık enflasyonu çıpalayacak noktaya geldik diyorlarsa onlara saygım var. Şimdi gelelim maliye politikası ayağına. Maliye politikası ayağında biz enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Yani bu çok tartışıldığı için seçim sonrasında i̇şte, yeni vergiler gelecek işte ge mi, Geleceğim farklı mi? vergiler gelecek mi var mı böyle bir planlamanız diye. Madem sordunuz açık bir şekilde söyleyeyim. Biz vatandaşımıza da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. Biz ilk geldiğimiz gün dedik ki öngörülebilirlik, kurala dayalı, şeffaflık. Orta vadeli programda bizim maliye politikası ile ilgili ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız. Ne diyor o programda? Diyor ki vergi ile ilgili. Sadece ve sadece diyor ki biz vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. O istisnalardan verimli olmayan, etkin olmayanlar ile ilgili bir çalışma yapacağız diyor. Burada KDV genel artışı olmayacak. Bakın genel KDV oranlarında artış olmayacak kurumlar vergisi genel oranında artış olmayacak. Gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hiç aklımızın ucundan bile geçirmedik. Şimdi yani daha önce bir de hala bir devam edecek. Siz doğru mu? bunu Tabii ki. Şimdi siz bunu gündeme getirdiğiniz söylüyorum. Ben genelde polemiklere sosyal medyayı muhatap almıyorum. Ama son günlerde özellikle piyasalarda belirsizliği artırmak, güvensizliği artırmak seçime yönelik olarak öyle gözüküyor. Spekülatif amaçlı bir sürü iddia ortaya konuluyor. Koyanların bir kısmı da aslında normalde saygın olması gereken kişilikler. Yani kaynağını hani sormadan çok rahat ya ararsınız. Hadi diyelim ki bana her gün ulaşamasına basın danışmanıma ulaşırsınız. Bakan yardımcılarımız olur. Ya bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu türden iddialar var. Bunların niyeti kötü. Ama şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Şu anda bizim gündemimizde kayıt dışılıkla mücadele dışında bakın kayıt dışılıkla mücadele dışında ki buna herhalde hiç kimsenin itirazı olmaz. Ve bazı istisnaların verimli olup olmadığının gözden geçirilmesi dışında. Bu daha çok iş dünyasına dönük. Öyle mi? Genel konuşuyorum. Ee, her alanda olabilir. Dışında bizim özel bir çalışmamız yok. Ama şunu altını çizeyim. Biz harcamalarda rasyonelleştirmeyi başlattık. Harcamaları kalem kalem gözden geçiriyoruz. Bu biraz zaman alacak. Aslında tabiri caizse sıfır tabanlı bir bütçe sistemi ideal olandır. Yani her bakanlık gelecek bir sonraki sene için ne hangi para ne kadar parayı niçin istediğini ortaya koyması lazım. Yani ülkenin vizyonuna, programa, verimlilik, rekabet gücü gibi unsurları dikkate alarak. Şimdi o daha farklı bir çalışma. Ama şu anda biz harcamaları gözden geçirme çalışmasını başlattık. E vatandaşımız çünkü bizden de tasarruf istiyor. Vatandaş kamu harcamalarını kontrol altına almasını istiyor. Vatandaş haklı. Vatandaş bizden bunu bekliyor. Bakın size bir tane örnek vereyim. Vatandaşın bu beklentisiyle en azından bizlerin uyumlu hareket ettiğini göstermek açısından söylüyorum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Konya'da bir depremden sonra bizim bir hazine binası var Ankara'da. Bilen bilir bilmeyen yani yüksek bir bina. 1980'li yılların ortasında inşaatı başlamış. 90'lı yılların başında bitmiş. Uzun sürmüş. Kolonları çatladı. Ee, ve daha sonra 20 kişilik bir e, uzman ekip geldi, inceledi ve çok riskli dediler. Buradan çıkmanız lazım dediler. Bir metrekare biz yer kiralamadık. Yaklaşık 2000 kişi, yani 1950 kişi tam rakam. Kişi biz oturduk kendi bünyemizde, maliyenin diğer binalarında. Biz yerleştik, bir metrekare yer kiralamadık. Bakın, tasarruf hani hassasiyeti anlamında soruyorsanız, Aynı şey şu anda taşıtlar konusunda. Ne gerekiyorsa bir taşıt talebi var? Sadece yerli üretim ve elektrikli alabilirsin diyoruz. Böylece hem kullanırken daha tasarruf hem de daha ucuz ve dolayısıyla ve bir şartım var benim. Yeni bir araç istiyorsanız elindeki aracınızı mutlaka satacaksınız. Çünkü hem yeni araç hem de mevcudu devam et olmaz öyle bir şey. Bu konularda biz hassasız. Cumhurbaşkanımızın daha önce çıkarttığı bir tasarruf genelgesi var. Ben geçen sene tekrar kurumlara hatırlattım. Ve biz kurumlarımıza hesap soracağız. Dolayısıyla yani maliye maliye ayağında bir, biz dezenflasyona destek olacağız. Çok net. Yani bizim bir bütçe hedefimiz var. Geçen sene biz tutturduk. Geçen sene bütçe hedefi Milli gelire oran olarak %6.4'lük bir açıktı. Biz %5.2 ile kapattık. Bu senede ağırlıklı olarak deprem etkisiyle bu sene açık öngörüsü yine milli gelire oran olarak %6.4. Ama asla o tür bir rakamı görmek istemiyorum. Gelir idaresiyle bütün diğer birimlerle yakın çalışıyoruz ve çok net bir şekilde biz ortaya çok güçlü bir performans koyacağız ve bütçe açığını öngördüğümüz program hedefinin çok altına çekmek için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Gelecek seneden itibaren de bütçe açığını kalıcı bir şekilde milli gelire oran olarak %3'ün altına çekeceğiz. Böylece Türkiye'nin afetlere karşı imkanını artıracağız. Yapısal dönüşüm için, mesela dijital dönüşüm için, yeşil dönüşüm için sanayide dönüşüm için. Biz şimdi aktivist bir sanayi politikasına geçiş yapıyoruz. Bütün bunlar için bizim kaynağa ihtiyacımız var. Ve bu kaynağı bütçe disiplini sağlayarak sağlayacağız. Ve bu kaynakları biz bundan sonra üretken alanlara daha fazla aktaracağız. Yani sanayide dönüşme, dijital dönüşme, yeşil dönüşme. Onun için şey konusunda çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz kararlıyız. Yani e, para politikasına biz maliye politikası olarak en güçlü desteği geçen seneden itibaren verdik bütçe açığının öngörülerinin çok altında olması demek aslında dezenflasyona destek demek Peki hızlı hızlı devam edeyim önemli beklentilerden bir tanesi ya da piyasada da çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için sormak isterim ee, özellikle Haziran ayındaki seçimlerin ardından kurda bir yükseliş yaşandı. Fakat öncesinde siz de biraz önce bahsettiğiniz çok stabil giden, kontrol altına alınmış bir kur vardı. Fakat işte bankalar arası piyasa ile spot piyasa arasındaki fark bazı günler %15'e çıkıyordu. Aylık 6 milyar dolara yakın bir cari açıkla devam ediliyordu. Aynı zamanda bankaların veya kurumların borçlanmasında ciddi anlamda geri çekilme söz konusuydu. Seçim sonrasında rasyonel ekonomi politikası çerçevesine geldiniz. Dediniz ki biraz önce kuru sabitle serbest bıraktık. Serbest bıraktıktan sonra şu anda 31-32 liralar civarında dolar TL görüyoruz. Şimdi bugünün dolar TL grafiğine bakıldığı zaman da yine oldukça stabil giden bir dolar TL var. Dolayısıyla şöyle bir tartışma var. Seçim öncesinde kur bu kadar stabil gittiğine göre seçim sonrasında ihracatçının da çok talebi var çünkü bir tur daha kurda bir yükseliş beklentisi. O gün koşullarla bugünkü koşullar arasında fark olduğundan bahsettiniz. Lakin bu beklentiyi nasıl değerlendirir? Nasıl görürsünüz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kur rejimini hükümet ve Merkez Bankası belirler. Merkez Bankası bunu uygular. Bizim kur rejimimiz serbest kur rejimidir. Bizim bir kur hedefimiz yoktur. Olmayacaktı. Yani bir kere bunun altını çizeyim. Şimdi neden böyle bir algı var? Ben de Merkez Bankası'na sorduğumda diyorlar ki bizim esas itibariyle piyasadaki varlığımız döviz dönüşümlü mevduattan çünkü bu da taahhüt var. Yani devlet zamanında demiş ki siz dövizinizi bozun. Kur korumalıya geçin. Siz tekrar istediğiniz zaman biz tekrar size dövizi veririz demiş. Şimdi burada evet piyasada Merkez Bankası var. Ve piyasaya arz ediyor. Bu doğru. Ama bunun dışında müdahalemiz yok diyorlar. Ben size sadece bana söyleyen söylüyorum. Herhangi bir yöntemle müdahale olmadığını söylüyorum. Şimdi bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bizim bir kur hedefimiz yok. Ama şöyle birlikte bakalım. Ben profesyonel hayatımda çok uzun yıllar masanın öbür tarafında bulundum. New York'ta, Londra'da, ya yani uluslararası finans piyasalarında ve dünyanın en saygın kuruluşlarında bu işi yaptım. Şimdi seçim sonrasında yani yerel seçim sonrasında ilişkin e, hani tabiri caizse devalüasyon kur işte liranın değer kaybına ilişkin beklentiler bana çok anlamlı gelmiyor. Müsaade ederseniz anlatayım. Bir, bu ülkenin cari açığı azalıyor. Geçen sene seçim öncesi cari açık 60 milyar dolar. Bu sene muhtemelen seçim ayında cari açık 30 milyar dolar civarı olacak. Yaklaşık olarak söyleyeyim. 30-35. Şimdi döviz ihtiyacımız azalıyor. Normalde zaten ülkemize yıllık Doğrudan yatırımlar son 20 ile bakarsanız, son 20 ile bakarsanız, milli gelirin yüzde bir nokta altısı kadar ortalamadan bahsediyorum, bürüt en az yüzde biri kadar net yani bazı yıllar istisna olabilir. Ben genel konuşuyorum, uzun vadeli, 20 yıllık perspektifi konuşuyorum. Girişler var. Zaten şu anda cari açık 30 milyar dolar civarına indiği zaman yüzde iki buçuk üç arası demek. Bunun zaten yaklaşık bir puanı doğrudan yatırımlarla eğer bu sene iyi bir performans gösterirsek net bazda finanse edebilirsek muazzam bir şekilde rezerv birikim imkanımız olacak. Bu bir. İki, geçen sene ilk beş ayda Türkiye'de net olarak portföy çıkışı var. Şu anda net portföy girişi var. Hatta seçim sonrası herkesin beklentisi seçim sonrasında yurt dışı kaynaklı çok ciddi kaynak girişi olacak. Neden? Çünkü bir küresel olarak dezenflasyon var. Küresel olarak yılın ikinci yarısında faiz düşüşleri bekleniyor küreselde, dünyada, Türkiye'den bahsetmiyorum. Şimdi bu da risk iştahını artıracak. Dolayısıyla Türkiye gibi, Türkiye gibi hikayesi olan beklenti oluşturabilecek ülkelere fon akışı artarak devam edecek. Bir, yani bizim fon ihtiyacımız azalıyor, cari açık azalıyor. İki, Türkiye'ye fon girişinin artması bekleniyor. Devam edelim. Üç, biz Dünya Bankası'yla ve diğer uluslararası çok taraflı bankalarla çok iyi diyaloglar kurduk. Daha yeni G20'den geldim iki gün önce. Hala jetlag'den bir miktar mızdarıyım. <laughs> e, bütün bu çok taraflı bankalarla oturduk, konuştuk. Bize ciddi bir şekilde kaynak sağlayacaklar. Sağlamaya sağ, sağlamaya bakın bu sene size bir rakam vereyim. Reel sektörü desteklemek, yani ihraca vesaire. Deprem ve altyapı için 12.7 milyar dolar bu tür proje kredisi bekliyoruz. 12. Nok Geçen sene ne kadardı? 8.8. Bakın Geçen sene iyi rakam gelmiş. Yani yılın ikinci yarısında da hızlandı. 8.8 milyar dolar reel sektör. Bunlar proje kredisi, uzun vadeli ve çok uygun koşullarda. Bakın, uzun vadeli, uygun koşullarda. Dolayısıyla 12.7 demek. Portföy orada. Dolayısıyla <laughs> kaynak girişinin artacağı. Yani Türkiye'ye döviz girişi artacak. Benim döviz ihtiyacım azalacak, cari açık azalacak. Peki TL geçen sene Mayıs ayında seçim öncesinden bahsediyorum. Enflasyona göre faiz çok düşük değil miydi? Şimdi şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi 45 ama bu haftalık bunun yıllığı %56'lara denk geliyor. Şimdi mevduat faizleri geçen sene 20'li rakamlar şu anda 50'nin üzerinde Dolayısıyla TL'yi destekleyen bir politika seti var. Yani TL'yi Türk Lirası'nı cazip hale getiren bir politika seti var. Şimdi ben merak ediyorum gerçekten. Cari açığın azaldığı, kaynak ihtiyacımızın azaldığı, Türkiye'ye girişlerin hızlandığı, lira'nın çok güçlü bir şekilde para politikası üzerinden desteklendiği, mali disiplinin sağlandığı, seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir dönemde neden kur, neden lira değer kaybetsin, enflasyondan daha fazla değer kaybetsin? Dediğim gibi bizim kur hedefimiz yok. Biz ne aşırı değerlenmiş TL ne de aşırı değersiz TL'yi isteriz. Bizim ama şunu söyleyeyim, bu bir tespit, yani bir politika öngörümüz değil. Hatırlarsanız konuşmamın başında dedim ki 56 ülkede 100 tane enflasyon şoku Çok incelendi dedim. Orada başarı sağlanan bütün programlarda yerel para birimi reel olarak değer kazanmıştır. Çünkü güven geliyor. Portföy tercihleri, fon akışı mahalli para birimini destekliyor. Ben tekrar söyleyeyim. Vatandaşın portföy tercihlerine ben saygılıyım. Asla yönlendirme yapma gibi bir niyetim yok. Bu söylediklerim sadece programla ilgili tespitlerdir. Dolayısıyla sosyal medyada, diğer mecralarda siyasi amaçlı veya spekülatif amaçlı bir sürü tabii ki söylem var. Hepsini biz tabii ki görüyoruz, bakıyoruz. Biz programımızı uygulayacağız. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında ben inanıyorum ki lira itibar kazanacak, Lira reel olarak değer kaybetmeyecektir. Bu zaten Merkez Bankası'nın son e, toplantısında PPK metnine de TL'de reel değerlenmeye destek olacaktır, dezenflasyonist süreç şeklinde bir ifade bir var. Gözlem, dediğim gibi bu tür programlarda başarıyla uygulanan dezenflasyon programlarının neredeyse tamamında mahalli para birimi bir süre reel olarak değer kazanıyor. Peki, özellikle tabii burada biraz önce bahsettiğiniz çeşitli istisnalar vesaire bunların düzenlenmesine dönük hamle olabilir diye yine piyasada son dönemde konuşulan konulardan bir tanesi aslında alınmış olan bir yetkinin sınırının genişletilmesinin ardından fonlara bir yüzde %40 vergi için yetki alınmış olması Burada bir hisse senedi fonları için bu tartışılıyor. İki döviz ağırlıklı ya da ağırlıklandırılmış fonlar için konuşuluyor. Burada bir düzenleme beklenmesi gerekir mi? Bu Ya da var mı böyle bir planlamanız? Şimdi biz o yetkiyi alırken gelir vergisinin üst dilimine kadar dedik. Yani üst dilimi yüzde kırk. Ama hangi tedbiri, hangi sıralamayla, hangi dozda uygulayacağımız hususu tamamen ayrı bir husus. Biz başından beri ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama ne zaman hangi sıralamayla ve hangi dozda yapılacağı hususu aslında böyle kitabı olmuyor. Yani böyle makroekonomi kitaplarında bu yok. Bu biraz sanat boyutu ön plana çıkıyor. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince Şunun net olarak ortaya yok. Biz piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Biz tabii ki oturup vergide adalet üzerine çalışacağız. Vergide adalet demek herkes kazandığı ölçüde bir miktar vergi vermesi demek. Bu ayrı bir konu. Ama bizim %40'a kadar yetki almış olmamız %40'ı kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz bundan sonra yapacağımız bütün düzenlemelerde idali yapacağız. ideali ideali. Ama oraya geçiş 3 yıl mı alır, 5 yıl mı alır, 10 yıl mı alır? ayrı bir konu. Ama elimizin altında bütün enstrümanlar olsun. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi şu anda gündemimizde değil. Bakın kur korumalıdan çıkışı bile biz kademeli yap yapıyoruz ve piyasayı bozmadan. Bakın rezerv birikimini. İlk günden beri gidin bakın ilk hafta attığım mesajlardan bir tanesidir. Piyasa koşulları el verdiği ölçüde rezerverik mi? Yani çıkıp gidelim özel bir şey değil. Piyasa koşullarının el vermesi lazım. Dolayısıyla tekrar edeyim. Madem tekrar gündeme getirdiğiniz için soruyorum. Bizim önümüzdeki dönemde seçim sonrasında KDV genel oranlarında, kurumlar vergisi genel oranlarında gelir vergisi genel oranlarında veya motorlu taşlarla ilgili herhangi bir düzenleme şu anda gündemimizde değil. Stopaj? Vergi istisnaları konusunu az önce de söyledim çalışacağız, çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla özellikle artık konuşmayacağız. Bakın dikkat ederseniz ben çok konuşmuyorum. İlk defa sizin programa çıktım bakın. Genelde ben az konuşup bu dönemde iş yapmayı tercih ediyorum. Çünkü piyasalar sizin ne yaptığınıza bakar, ne söylediğinize sonra. Ne söylediğiniz eğer yapabilecekseniz kale alınır. Onun için biz önden yüklemeli vergileri yaptık. Geçen sene deprem nedeniyle ortaya çıkan büyük açığı telafi etmek için gerekeni yaptık büyük oranda. Bundan sonra daha çok ince işçilik olacak. Peki kur korumalı mevduattan da bahsettiğiniz bir çıkış stratejisi uygulanıyor ve burada aslında şu aşamaya kadar fena da gitmedi azalış. Piyasayı da çok fazla bozmadan ya da oradaki dinamiği çok etkilemeden bu noktaya geldi. Bundan sonrası aslında daha kemikleşmiş döviz yatırımcısının tercihi gibi göründüğü için buradan sonrasında biraz daha zorlaşabilir gibi duruyor. Burada aceleniz var mı öncelikle bir onu sorayım kur korumalı mevduatı ya da düz dönüşümlü mevduatı tam anlamıyla bitirebilmek için? Bence e, yani olaya şöyle bakmak lazım. İdeal olarak tabii biz kur korumalı yani şöyle söyleyeyim. Yani para politikası aktarım mekanizmasını güçlendirmek için yani dezenflasyonda kalıcı başarıyı yakalamak için tabii ki biz kur kurulmalıdan çıkmayı önemsiyoruz. Ama tekrar söyleyeyim kademeli olacak acelemiz yok. Ve piyasayı bozmadan yapacağız. Fakat ortada gerçekten başarı var. Bakın yaklaşık olarak söylüyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeceğim. Geçen sene Ağustos ortalarında... ...kur korumalı da zirveyi bulduk. Yaklaşık 3.4 trilyon diye hatırlıyorum. Lira. Doğru. Bugün 2.3 trilyona indi. Yani 1.1 trilyon lira azaldı. Bu önemli. Bu bir. Peki bu azalma dövize mi gitti... Hayır. Bakın TL mevduatı yaklaşık 12 puan civarında arttı. 11-12 puan civarında arttı. Yani ağırlıklı olarak kur korumalıdan çıkan TL mevduata gitti. Niye? Çünkü eğer TL reel olarak değer kaybetmeyecekse ve Türk Lirası mevduat faizleri, Türk Lirası getirisi beklenen enflasyonun çok üzerindeyse o zaman kur korumalı, cazip olmaktan çıkıyor. Bakın size müsaade ederseniz basit bir rakam söyleyeyim. Şimdi piyasa Şubat ayında bize dedi ki piyasa. Bunun içinde 15 tane reel sektör, geriye kalanı yani 60 üzerinde bir ekonomisti soruyorlar. Yani Merkez Bankası soruyor. Diyor ki sizin önümüzdeki 12 ay enflasyon beklentiniz ne? Onlar diyorlar ki önümüzdeki 12 ay enflasyon ortalama söylüyorum bu rakamı. 37.8 olacak. Hadi diyelim ki 40 olsun. Ya abartıyorum. Şimdi %50'nin üzerinde bir mevduat faizi 40'a göre çok ciddi bir reel getiri sunuyor. Dolayısıyla ben kur korumalı cazip olmaktan zaten kendisinin çıkacağına inanıyorum. Zaten burada çok ciddi bir ilerleme var. Yani düşünün Ağustos'tan bu yana yani zirveyi bulduktan sonra biz tabii bir takım adımlar attık. 27 hafta kesintisiz 27 hafta kesintisiz kur korumalı düşüyor. Demek ki kur korumalı cazip olmaktan çıkmaya başlamış. Onun için o konuda rahatım. İnanıyorum ki biz kur korumalıdan çıkışı da başaracağız. Ve böylece dezenflasyonda başarının bir ön koşulunu daha yerine getirmiş olacağız. Şimdi e, birkaç tane daha önemli konu var. Bir hızlıca onu da sorayım. Bir tanesi tabii ihracatçılar çok itiraz etti. TL'de reel değerlenme biraz önce bahsettiğiniz konuyu. E, hala bununla ilgili çok tartışmada oluyor. Sizin yaptığınız bir açıklama var. Hani e, arada doğrudan bağlantı olmadığına dair. E, ama bir mesaj istiyor anladığım kadarıyla ihracatçı burada. Şimdi bakın. ihracat Türkiye'nin tek çıkış yoludur. Dolayısıyla ihracatçımız benim için program için, bizim için, hükümetimiz için en öncelikli kesimdir. Bakın, yani ihracat bizim en büyük önceliğimizdir. Yani daha açık ne söyleyeyim? Diyeceksiniz ki bu lafta değil. İhracatçılar bilirler. Beni ilk hafta tim başkanı bir heyetle ziyaret etti. Ve dedi ki efendim dedi biz dedi finansmana erişemiyoruz dedi. Fiyatı önemli değil dedi. Kendisi zikretti. Yüzde yetmiş olsa dedi. Önemli değil dedi. Biz erişemiyoruz dedi. Ne olur bu konuda işte bir şeyler yapın dedi. Bakın. İhracat reskon kredi limitini 300 milyon liradan günlük 3 milyar liraya çıkarttık. 10 kat artırdık. Bekleyin. Exim Bank'ın sermayesini 3 defa arttırdık. Bütçe şartlarını zorlayarak Ticaret Bakanımız bilir. Bütün imkanları seferber ederek ve şu anda attığımız bu adımlar sayesinde Exim Bank'ın ihracatçıya bu sene desteği en az 50 milyar dolar olacak. Bu bir. İki, bütün Diğer faiz oranlarında piyasa normaline dönerken bir istisna yaptık biliyor musunuz? O da şu ihracatçı reskon kredisini kullanırken faizi 25.6 ile sınırladık. Evet teminat vesaire ilave maliyetler var ama yine de piyasa faizinin çok altında bu bakın söylediklerimizle biz amel ediyoruz çünkü Türkiye'nin çıkışı ihracatta olacak. Daha bitmedi müsaade ederseniz hı hı. madem sordunuz sanayide dönüşüm bu dönem en çok çalıştığımız bir alan sanayi bakanlığımıza ciddi bir mesai yapıyoruz olay şu yitak kredileri var şimdi çok hedef odaklı Türkiye'nin dış ticaret açığına sebep olan orta yüksek ve yüksek teknoloji 284 ürün belirledik 300 milyar lira kaynak koyduk. Ve tamamen kurala dayalı, şeffaf bir şekilde dünyada ve Türkiye'de kim ben bu ürünü üretebilirim, know-how'um var, teknolojim var, benim finansal fizibilitem uygun derse, Türk lirası cinsinden iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli ve piyasa faizinin, onu Merkez Bankası şekillendirecek, çok altında bir kaynakla sanayide dönüşümü destekleyeceğiz. Biz Cari açığı piyasa ve kurallı bir şekilde düşürmek, kalıcı bir şekilde düşürmek ne gerekiyorsa yapacağız. Onun için ihracatçı bizim için çok değerli. Ama ihracatçı şu talebini ben doğru bulmuyorum ihracatçının. Bize kuru sübvansiyonu verin. Şimdi bir program var. Bu program 86 milyon kişi içindir. Ben 86 milyon kişi üzerinden ihracatçıya sübvansiyon veremem. Ben bütçeden, program dahilinde, egzim üzerinden, reskon kayıtları üzerinden, dergi teşvikleri üzerinden ben ihracatçının yanındayım. Ama Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksideyken, Türkiye'nin reel sektörü hala yani nette 80 milyar doların üzerinde döviz açığı varken, kamunun nette döviz açık pozisyonu varken benden enflasyonu azdıracak, ilave aşırı liranın değersizleştirmesini içerecek adımlar bekliyorlarsa bu programlar tutarlı olmadığını bu milletin de bu ülkenin de menfaatine olmadığını bilmeleri lazım. Ben inanıyorum ki ben gezdim geçen son birkaç haftadır epey iyi de gezdim. İhracatçılarımızla da bir araya geldik. Evet, belli alanlarda sıkıntılar var. Neden ama? Çünkü talep zayıf. Biz Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Avrupa Birliği'ne mal sattığımız ülkelerin bir kısmı geçen sene resesyondaydı. Yani ekonomileri küçülüyordu. Pazar sorunundan olma diyorsun. Bir, yani talep. İki, şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. O, o dönemde tartışmalarda ben bir tablo paylaşmıştım. Tablo çok açık ve net. 2003-2013 döneminde lira reel olarak değer kazanırken ihracat performansının en güçlü olduğu dönemi yaşadık. Çünkü verimlilik arttı. Çünkü inovasyon arttı. Çünkü biz altyapıyı düzelttik. Şimdi benden gelsinler. Bütün organize sanayi bölgelerinin limanlarına bağlamayı istesinler. Rekabet gücü artırmak için. O boynumuzun borcudur. Ulaştırma Bakanımızla biz bunu çalışırız. Bakın doğru olan bu. Ama çıkıp enflasyonu azdıracak çerçevede kendilerine sübvansiyon niteliğinde bir kur perspektifini bizden talep ederlerse ben zaten müdahalem yok. Biz dediğim gibi ne aşırı değerlenmeyi ne de aşırı değersizleşmeyi isteriz. Ama bu programın çalışması halinde İhracatçımızın verimlilik, inovasyona odaklanması, pazar çeşitlendirmesine gitmesi lazım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. İhracatçımız son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdı. Gerekli şartları oluşturduk. Bakın, dünya ihracatında Türkiye'nin payı 0.55'ti. Geçen sene 1.1'e çıktı yaklaşık olarak. Bu çok ciddi. 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığımız ürün sayısı 8'den 50'ye çıktı ülke sayısı 9'dan 54'e çıktı. Neyse yani nereden bakarsanız bakın ihracatçımız büyük bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bizim sorumluluğumuz onların rekabetçi hale gelmesi için önlerini açmak. Ama bu verimlilikle olur. Şimdi sürenizin, süremizin sonuna geldik. Sizin de programınız sıkışık olduğu için 1 iki dakika içerisinde iki tane hatta üç tane de hızlıca soruya yanıtlayacağım. Bir, kredi kartları için yeni bir düzenleme beklentisi var. İki, özellikle emekli aylıkları ile ilgili tartışma var, bir beklenti var. Bunun işte özellikle ikramiye kısmı meclisten geçti. Dolayısıyla bir bu tarafa ilişkin söyleyeceğiniz, vereceğiniz bir mesaj var mı? Bir de bir kripto düzenlemesi ile ilgili, özellikle gri liste bağlantılı olarak kripto düzenlemesi ile ilgili ne var gündeminizde? Öncelikle e, gri listeden başlayayım, sondan başlayayım. E, yanlış hatırlamıyorsam 23 Şubat'tı bu Mali Eylem Görev Gücü, FATF dediğimiz, hı hı. FATF neyse. Onlar toplandılar ve şu sonuca vardılar. Dediler ki Türkiye kara para aklanmasının önlenmesi, terörizm finansmanının önlenmesi anlamında bir eylem planı sunmuştu. Bu eylem planının gereklerinin tamamını yerine getirdi. Bakın okuyabilirsiniz, görebilirsiniz büyük oranda yerine gelecek. Haziran'da çıkış bekliyor musunuz Griis'ten? müsaade et. Yani evet. çok acele ediyoruz. Sizin vaktiniz yoklar diye yoksa sizin yani Dolayısıyla yok. FATF bu kararı verdi. Şimdi bu kararın ikinci aşaması şu. Buraya muhtemelen Nisan, Mayıs ayında bir yerinde denetim için bir heyet gönderecekler. Bu karar da verildi. Bu zaten çıkış için son dönemeç, son aşama. Çok büyük ihtimalle Haziran 2024 yılında eğer siyasi mülahazalar devreye girmezse, uluslararası anlamda söylüyorum, çok büyük olasılıkla Türkiye kripto listeden çıkmış olacak. Kripto tasarısı hazır, meclis grubu inceliyor, çok büyük ihtimalle seçimden hemen sonra, büyük ihtimalle söylüyorum çünkü Yüce Meclis'in takdirinde yani benim hı hı. E, yapacağım bir konu değil. Ben çıkacağına inanıyorum. Ne getiriyor diye soranlar olabilir. Bu konuda açıklamalar yaptık. Daha detaylı bir programda konuşuruz ama orada esas olan şu, bu alan tanımlanmamış, tanımlıyoruz. İki, diğer finansal kuruluşlar gibi, aracılar gibi, platformlar gibi biz sermaye piyasası kurulunun lisanslamasını getiriyoruz. Tabii ki tedbir getiriyoruz, meyde getiriyoruz ama burada yani engellemek yerine düzenlemeyi tercih ettik. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız dünyadan çok farklı değil. Hatta birçok ülke duymuş yani gelişmekte olan ülke şu taslağınızı bizimle paylaşır mısınız? Biz dedik ki henüz taslak meclis son halini verecek. Onun için biz meclis. şey yapamayız dedik. Şimdi gelelim diğer konulara. Şunun altını çizmek istiyorum. Bütçede bütün imkanları emeklimiz için, çalışanlarımız için, memurlarımız için seferber ettik. Etmeye de önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz çok net bir şekilde çünkü bunlar bizim insanımız ve bu ülke onların tabii ki geçmişteki ve bugünkü çabalarıyla bu başarıları elde etti. Dolayısıyla zerre kadar tereddüt yok hükümet olarak biz ne askeri ücretli ne emekli ne memuru bizim bir taahhüdümüz var. Asla enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Ya yani bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Dolayısıyla bu bir imkan meselesi. Ülke büyüdükçe, ülkenin imkanları arttıkça tabii ki bunu adil bir şekilde bütün toplumun bütün kesimleriyle paylaşacağız. Onlara eser ve hizmet olarak sunacağız. Kredi kartı konusuna gelince iç talebin yumuşadığını söyledim. Tabii ki sonuçta Merkez Bankası'nın yapacağı bir takım çalışmalara, finansal istikrar kurulunda bu konular gündeme geldi. Burada önemli olan şey şu. Bankaların kurallara uyması bu konularda. Yani limit belirlerken gerçekten gerçekçi beyan belgeye dayalı olması. İki, bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her, her banka kendi kafasına göre bir limit değil. Şimdi o konulara bakacağız ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde yine hiçbir diyelim ki sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan oturup bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için Bloomberg Haber Habertürk ortak yayınıyla Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bizlerle birlikte oldu. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.